5 kilometre olan bir parkur var. Bunun 2,345 kilometresini Ali koşmuş. Geriye kaç kilometre yolu kalmıştır diye soruluyor. Parkur 5 kilometre. Bundan koştuğu kısmı yani 2,345'i çıkarmam lazım. 5 kilometreyi yazıyorum. Altına da 2,345'i yazıyorum. Ancak 5'te bir virgül yok. Fakat şuraya virgül koyup çünkü 5 tam kısmı, 5 tam. Buraları sıfırla doldurabiliyorduk. Sıfır ekleyelim. Yani 5'i ben 5 virgül ve istediğim kadar sıfırla ifade edebilirim. Virgülden sonra en sağdaki sıfırların bir etkisi yoktu. Şimdi çıkarma işlemini yapabilirim. 0'dan 5'i çıkaramıyorum. 10'luk alacağım. Sol tarafta bir tek 5'ten 10'luk alabilirim. 5'ten 10'luk verdim sağa. Burada 4 kaldı. Burası 10 oldu. Fakat bu da 1 onluğu buraya verdi. 9 kaldı. Şimdi burası 10 oldu. Bu da 1 onluğu buna verdi. Bu da 9 kaldı. Dolayısıyla şimdi burası 10 olmuş oldu. 10'dan 5'i çıkartırsam 5. 9'dan 4'ü çıkartırsam yine 5. 9'dan 3'ü çıkartırsam 6. Virgül virgül aynı hizada daha önce de söylemiştik. Burada artık 5 yok. 4 var. 4'ten 2'yi çıkartırsam 2. Demek ki koşması gereken mesafe, kalan parkurda kalan yol 2,655 kilometre. Hatta bunu görselleştirelim. Parkurun tamamı 5 kilometre. Koştuğu kısım 2,345 kilometre. 5'ten bunu çıkarttığımda da kalan kısım 2,655 kilometre. Yani koşması gereken kısım 2,655 kilometre. Kilogram un var. Bu undan 1,21 kilogram poğaça için kullanıyoruz. 2,72 kilogram ekmek için kullanıyoruz. 3,48 kilogram da baklava için kullanıyoruz. Geriye kaç kilogram un kalmıştır deniyor. Bunları toplayıp 10 kilogramdan çıkartırsam geriye kalan un miktarını bulurum. Alt alta virgülleri aynı hizaya koyup o harcanan unların miktarlarını yazalım. En sağdan toplamaya başlıyorum. 8, 2 daha 10, 1 daha 11. Elde var 1. 7, 2 daha 9, 4 daha 13, 1 de elde. 14, elde var 1. Burası 2, 1, 3, 3 daha 6. Bir de elde vardı. 7 yapıyor. 7,41 kilo demek ki poğaça, ekmek ve baklava için kullanmış. Şimdi bunu 10'dan çıkarmamız lazım. Onu yazdık. 7,41'i altına yazıyorum. Yine şuraları sıfırla doldurabilirim. Şimdi burası 10 olacak. Şu 1'den 10'luk gelecek. Tabii artık burada arkadaşlar bu 1 kalmayacak. Buraya 10'luk gelecek. Burası da buralarda 9 olacak. 10'dan 1 çıkardım. 9. 9'dan 4 çıkardım. 5. 9'dan 7 çıkardım. 2. Demek ki geriye 2,59 kilo un kalmış. Üçgenle 11,209 toplanmış. 13,01 elde edilmiş. 13,01'den ben 11,209'u çıkartırsam buradan üçgeni bulabilirim. Hemen altına yazıyorum. Boşluğu sıfırla dolduruyorum. Sıfırdan 9 çıkmaz. Buradan bir onluk aldım. Bunu 10 yaptım. Burada 0 kaldı. 10'dan 9 çıktı 1. Sıfırdan 0 çıktı 0. Sıfırdan 2 çıkmaz. Yine buraya bir onluk alacağım. 10'dan 2 çıkacak 8. Burada artık 2 kaldı. 2'den 1 çıkardım 1. 1'den 1 çıkardım 0. Ama en soldaki 0'ın da bir anlamı yok. Demek ki onu silebiliriz. 1,801 olması gerekiyormuş üçgenin ki topladığımızda 13,01'i versin. Burada da 23,017'den üçgen çıkmış. Geriye 18,111 kalmış. Yani en büyük olan sayı bu. Dolayısıyla bu sefer 23,017'den 18,111'i çıkarıp üçgeni bulabilirim. Hemen altına yazıyorum. 7'den 1 çıkardım. 6. 1'den 1 çıkardım. 0. 0'dan 1 çıkmaz. 10'luk alıyorum. 10'dan 1 çıkardım. 9. Burada artık 2 kaldı. 2'den 8 çıkmaz. Bir 10'luk alıyorum. 12'den 8 çıktı. 4. Burada 1 kaldı. 10'luk verdim. 1'den 1 çıkardım. 0. Onu yazmıyorum. Demek ki üçgen 4,906 imiş. Ali ile Oya'nın kütlelerinin toplamı 87,6 kilo. Ali 1,6 kilo daha fazla. Oya kaç kilodur? Yani ben bu toplamdan 1,6'yı
atarsam Ali'nin o fazlalığını atmış olurum. Aslında 2 tane Oya'nın kilogramı kalmış olur. Sonucu da 2'ye bölersem Oya'nın kütlesini bulmuş olurum. Şu yuvarlak Oya'nın kütlesini temsil etsin. Oya'nın kütlesi artı Ali'nin kütlesi de Oya'nın kütlesinden 1.6 fazla olduğuna göre Oya'nın kütlesi artı 1.6 da bana 87,6 kiloyu veriyor. 1.6'yı ben buradan çıkarttığımda geriye bakın 2 tane Oya kalacak. Bu arada gülen surat oldu. Dolayısıyla geriye kalanı 2'ye böldüğümde Oya'nın kütlesini bulmuş olurum. 6'dan 6 çıkardım 0,7'den 1 çıkardım 6. Demek ki geriye 86 kilo kalıyor. Bu 2 tane Oya demek. 86'yı da 2'ye bölersem Oya'nın kilosunu 43 kilo olarak buluruz. ...12,6'dan 5'i çıkartırken sadece şu tam kısımdan 5'i çıkartmak yeterli. Yani 12'den 5'i atıyorum, geriye 7 kalıyor. Ondalık kısım aynen duruyor. O halde burada 7 onda 6 kaldı. 7,6'dan da 4,8'i çıkartacağız. Altına yazalım. 6'dan 8 çıkmaz, bir onluk aldım. 16'dan 8 çıktı, 8. Burada artık 6 kaldı. 6'dan da 4 çıkartırsam sonucu 2 onda 8 olarak bulurum. 4 onda 3 ile 3'ü topluyorum. Yine tam kısımları, yani 4 ile 3'ü toplamam yeterli. Ondalık kısım değişmeyecek. 7 onda 3 yapar. 7 onda 3'ten de 6,15'i çıkartacağım. Boşluğu 0 ile doldurabilirim. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı, 5. Burada artık 2 kaldı. 2'den 1 çıktı, 1. 7'den de 6 çıkarsa sonucu 1,15 olarak buluruz. Salatalığın kilosu 2,25. Domates ise 50 kuruş daha pahalı. 2 kilo salatalık, 1 kilo domates kaç lira yapar? 2,25'e 50 kuruş ekleyip, ki daha önceden biz 50 kuruşun 0,50 lira olduğunu yazmış, anlatmıştık. Bundan bahsetmiştik. O halde 2,25'te 0,50 toplamam lazım. Toplarsak domatesin 2,75 lira olduğunu buluruz. 2 kilo salatalık, 1 kilo domates. Salatalık 2,25 liraydı. Bu 1 kilosu, 1 kilo daha ekleyelim. 2 kilo salatalık oldu. 1 kilo da domates ekleyelim. O halde bulmam gereken toplam budur. 2,25'leri toplarsam, bunu kafadan da toplayabiliriz, 4,50 olur. 2,75'i de bunun altına yazalım. 0 ile 5'i topladık, 5. 5,7 daha 2, elde var 1. 4,2 daha 6, bir de 7. 51, 7. Demek ki toplam ödenmesi gereken miktar 7,25 lira. 3,4'ü aynen yazıyorum. 23 bölü 10 yerine 2,3 yazabileceğimizi biliyoruz. 234 bölü 1000 yerine de 3 tane, burada aslında bir virgül var, gizli virgül. Buraları da istediğim kadar sıfır koyabilirim. Bunu 3 tane sola kaydırıyorum. Dolayısıyla 234 bölü 1000 yerine 0,234 yazabiliriz. Önce 3,4'ten 2,3'ü çıkaralım. 4'ten 3'ü çıkardım, 1. 3'ten 2'yi çıkardım, 1. 1,1 kaldı. 1,1'den de 0,234'ü çıkaracağız. Boşlukları sıfırla dolduruyorum. Buraya onluklar gelecek. Yani şurası, bu birden onluk vereceğiz. Burada sıfır kalacak. Bu sıfır on olacak. Bu da bir onluğu buraya verince burada dokuz kalacak. Burada on olacak. Ondan dört çıkartırsam altı, dokuzdan üç çıkartırsam altı. Sıfırdan iki çıkmaz. Bir onluk aldık. Ondan iki çıkardık, sekiz. Burada artık sıfır kaldı. Sıfırdan da sıfırı çıkartırsam 0,866 sonucunu bulurum. Cebin 3 tane 25 kuruşu, 7 tane 10 kuruşu, 1 tane 50 kuruşu vardır. 25 kuruşun 0,25 olduğunu, 3 tanesinin de 0,75 lira olduğunu yazabiliriz. 7 tane 10 kuruş da 0,70 lira yapar. 1 tane 50 kuruş varmış. Şimdi bunları alt alta yazıp toplayalım. 50 kuruş yerine de 0,50 yazabiliriz. Alt alta topluyorum, 5,00, 5 yapar. 7,7 daha 14, 5 daha 19, 9 yazıyorum, elde var 1, elde var 1'i de buraya yazarsam 1,95 lirası varmış. 3 ay önce Ayşe'nin boyu 146,1 santim, Emine'nin 145,7 santim. Her ay bunlar uzuyor. Ayşe ilk ay 0,14, ikinci ay 0,16 ve üçüncü ay
0,49 santim. Emine ise ilk ay 0,16, ikinci ay 0,65 ve üçüncü ay 0,68 santim uzamış. 3 ay sonunda hangisinin kaç santim uzun olduğu soruluyor. Önce Ayşe'nin boyunu hesaplayalım. 146,1, 0,14, 0,16 ve 0,49'u toplamam lazım. Virgüller alt alta gelecek şekilde alt alta yazdık. 9'un hizasında başka sayı yok. 9, 6, 4 daha 10, 14, 15, 5, elde var 1. 6'ya bu 1'i eklersek 7. 1 ile 4'ü aynen indiriyorum. Demek ki Ayşe'nin boyu 147,59 cm. Emine'nin boyunu da hesaplayalım. 145,7, 0,16, 0,65 ve 0,68'i toplamam lazım. 5 ile 8'i topladım. 13. Elde var 1. 6, 12, 18, 7 daha 25, 1 de elde 26. Elde var 2, 5'e 2 ekledim 7, 1 ile 4'ü indirdim. 147,63 santim imiş Emine'nin boyu. Emine'nin daha uzun olduğunu görüyoruz. Yani Emine daha uzun. Ne kadar uzun? Emine'nin boyundan Ayşe'nin boyunu çıkarıyorum. 3'ten 9 çıkmaz, 13'ten 9 çıktı 4. Burada 5 kaldı artık. Artık gerisi 0. Bunlar da aynı, burası da 0. Demek ki 0,04 santim Emine daha uzun. Taksinin açılış ücreti 5,5 lira. Bu her halükarda bu ücret ödenecek. Kilometre başına da 3,25 lira ekleniyor. Aysun taksiyle 11 kilometre gittiğinde ne kadar ödüyor? 3,25'i 11 ile çarpmam gerekiyor. Bunun yerine virgülsüz gibi düşünüyorum. 325'i 11 ile çarpıp sonra iki basamak virgül koyabilirim. 1 ile 325'i çarparsam 325, yine 1 ile 325'i çarparsam bir sola kaydırıp 325 olur. Bunları alt alta toplarsak 5, 7, 5, 3. İki tane de virgülden sonra basamak olması lazım. O halde 35,75 lira yapar. 5,5 lirada açılış ücreti vardı, onu da ekleyelim. Alt alta topluyorum, 5'e indirdim. 5, 7 daha 12. İkisini yazdım. 1 elde 5, 5 daha 10. Elde 1'i yazdım. Yine elde 1. 3'e de o 1'i eklersem demek ki 41,25 lira taksiye ödemeli.